Merhabalar, herkes hoş geldi. Umarım şu ana kadar beklentilerinizi karşılayan bir etkinlik olarak devam ediyordur. Ben Emre Yiğit, Komtaş'ta teknoloji ve çözümlerden sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Aslında sizlerin ihtiyaçlarına karşılık verecek çözümü ekiplerimizle beraber kurgulamaya çalışıyoruz. Bugün şu ana kadar hem Yüksel Bey, hem Önder Bey, hem Emrah verinin aslında cloud dünyada nasıl konumlandırılabileceği ve bunun nasıl bir değere dönüştürülebileceğinden bahsetti. Emrah biraz önceki sunumunda stream veya marketing anlamında bu verileri nasıl cloud dünyaya entegre edebiliriz ve nasıl değer üretebiliriz bunlardan bahsetti. Ben de bunun biraz daha yanına konumlanabilecek aslında hepimizin bugüne kadar on-prem sistemlerde kurguladığımız veya kurgulamaya çalıştığımız veri ambarı sistemlerini cloud dünyaya nasıl taşıyabiliriz? Bunun önünde yani bir isterdik ki böyle elimizi şıklattığımız zaman her şey geçsin. Çünkü cloud'u anlatırken her şey çok kolaylaşıyor bizim için. Buna vurgu yapıyoruz ama ister istemez böyle büyük bir sistemin taşınmasında da iyi bir programlama, iyi bir proje yönetimi yapmak gerekiyor. Ve bunu nasıl sağlıyoruz? Biz hangi metodolojiyi kullanıyoruz? Bugün onlardan bahsediyor olacağım. Temelde Google Cloud platforma veri ambarımızı taşırken kullandığımız metodoloji en alttaki yapı taşına baktığımız zaman neyi taşıyacağımızı assess ettiğimiz, bu assessment'tan sonra dizaynımızı yaptığımız ve bunun execution'ını yaptığımız aslında. Ve böl parçala yönet metoduyla bunu daha küçük parçalara bölüp daha küçük parçalarla sindirebileceğimiz şekilde execute etmeye çalışıyoruz temelde. Bunu yapmamızdaki amaç birincisi yiyebileceğimiz kadar bir lokmayı almak elimize ve bunu yaparken de ara çıktılarla aslında bunu kullanan gerek iş birimleri olsun gerek bunun kullanıcısı olan herhangi bir uygulama olsun bunlara sürekli bir çıktı üretebiliyor olmak. Çünkü çok uzun süreçlerde hepiniz eminim deneyimlemişsinizdir. Projeden hem geliştirmeyi yapan ekibin soğuması mümkün olabiliyor hem de bundan bir çıktı bekleyen diğer ekiplerin sıkılması ve bir an önce çıktıya ulaşma isteği bizi zorlayabiliyor. Bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz aslında. Şimdi en küçük yapı taşına baktığımız zaman aslında sol tarafta gördüğünüz on-prem enterprise veri ambarının içerisinde temelde bizim bir legacy pipeline'larımız vardır ve bu pipeline'ların çıktılarını sakladığımız bir storage katmanı diye düşünebileceğiniz bir katman ve raporlama veya uygulamalarla bunu servis ediyoruzdur veya query'lerle kişiler kullanıyordur. Aslında bu bileşenlerin her birini belli use case'ler bazında parçalıyoruz ve use case'i belli bir program dahilinde cloud'a taşımaya başlıyoruz. Her use case'imizi taşırken belli adımlardan geçiyoruz aslında. Nasıl bunu önceliklendireceğiz? Hangi use case önce gelecek? Ki öncelikle daha impact'i az olan, daha basit olabilecek şeylerle hem tecrübemizi arttırmaya çalışıyoruz o business line'da hem de riskimizi minimize etmeye çalışıyoruz. Ve kapasitemizi de ona göre planladıktan sonra aslında şu anki ortamda yani on-prem ortamda yapamayacağımız bazı use case'leri belki cloud'da yapabilme imkanı vardır. Bunları da önceliklendirerek öne almaya başlıyoruz. Ve bizim için benim bugüne kadarki kariyer hayatımda beraber çalıştığımız, proje yaptığımız kişiler de var bu salonda. Gördüğüm en önemli şey iş birimine bir çıktı üretmek çok değerli bir şey. Ve onlara bir çıktının sonucunda onların beklediği, beklentileri karşılayabilecek bir şey yapmak çok önemli. Bunlar da bizim için öncelikli başlıklardan birisi aslında. Onların o deneyimini çok hızlandırmak ve onlara değerli bir çıktıyı vermek önceliklendirdiğimiz noktalardan birisi. Dizaynımızı bu şekilde yapıyoruz aslında. Önceliklendirdiğimiz her bir use case'i daha sonrasında aslında öncelikle governance'ını yani biz bunu taşıyacağımız zaman neyi taşıyoruz? Çünkü assessment'ını yapmıştık ve bunun içerisindeki bileşenlerin governance'ını nasıl yapacağız? Çünkü cloud dünyada artık
koca bir data center'ı biz yönetiyormuşuz gibi hayal edebilirsiniz. Tabii ki bunu yöneten farklı departmanlar var ama aslında sanal olarak bizim elimizde bir data center var ve kim neyi nerede nasıl yaratacak, bunlar nasıl taglenecek ve yarattığımız şeyleri daha sonrasında nasıl yöneteceğiz? Bu çok değerli ve önemli bir nokta. Bununla başlıyoruz. Mevcut yapımızdaki şemalarımızın migration'ını tamamlıyoruz. Daha sonrasında mevcut on-prem'deki query language'imizden target sisteme bir conversion yapıyoruz. Ve burada gördüğünüz 7 başlı her birini her use case için tekrar ederek ve tekrardan bir sonrakinin başına dönerek execute etmeye başlıyoruz. Buradaki en son bacak bizim aslında on-prem'de execute ettiğimiz ve sonuçlarını gördüğümüz sistemin target GCP platformundaki sonuçlarını valide etmemiz ve validasyonu yaptıktan sonra bir sonraki adıma geçiyoruz temelde. Execution'ın runtime'ında aslında biz bu taşımaları yaparken, migration programını execute ederken iki farklı sistemimiz olacak ister istemez elimizde. On-prem'deki sistem sol tarafta, sağ tarafta da GCP'de kurmaya çalıştığımız target sistemimiz. Buradaki önemli noktalardan birisi aslında son kullanıcıya bizim seamless bir ortam vermemiz lazım ki onu aslında minimum effect'le aynı sonucu hala erişebiliyor olması lazım. Yeni eklediklerimiz dışında eskide olanları hala görebiliyor olması lazım. Bunun için orada arada virtualization çözümleri kullanabiliyoruz. İhtiyaçlara binaen bunu şekillendiriyoruz. Ama temelde bizim var olan bir pipeline'ımızı, o use case biraz önce bahsettiğim, yeni sisteme taşıyoruz ve yeni sistemden kullanmaya başlıyoruz. Eski sistemi belli periyotta saklayıp daha sonrasında kapattığımız bir metodolojiyle tüm sistemi adım adım taşıdıktan sonra aslında temelde artık veri ambarımız tamamen GCP üzerinde koşan ve biraz önce Emrah'ın bahsettiği gibi aslında third party datalarının da biriktiği ve bunun yanında bir segmentasyon yapmak istiyorsam örneğin müşterimin demografik ve benim business'ımdan gelen bilgileriyle bunun third party datalardan gelen bilgilerinin tek bir potada birleştiği ve bunun üzerinden artık Yüksel Bey'in de bahsettiği müşterimi 360 derece görebildiğim bir sisteme kavuşabiliyorum. Tüm bu sistemin kurgusunu yaparken de herhangi bir scalability veya bunun nasıl kullandırılacağı, nasıl erişebileceğimle alakalı problem yaşamadan aslında cloud'un bize sunduğu avantajlara haiz olarak kullanabilmeye başlıyorum temelde. Üst seviyeden bir migration plana baktığımız zaman risk management bu tarz programlarda, özellikle uzun programlarda çok önemli bir faktör ve buranın bir proje yönetim structure ile aslında yönetilmesi lazım ve bu riski takip eden bir kadronun olması gerekiyor. Tüm proje boyunca aslında tüm riskleri manage eden bir yapı kurguluyoruz. Daha sonrasında ekiplerin bir şekilde Cloud Foundation'ı eğer adım atmadılarsa öncelikle ekiplerin cloud dünyada yaptığımız çalışmalar ne için, nasıl yapıyoruz ve niye yapıyoruz'u aktardığımız çalışmalarla başlıyoruz. O use case'in direkt muhatap olduğu kişiler önceliğimiz her zaman. Daha sonrasında da tüm ekibe bunu aslında foundation'ı yaygınlaştırdığımız bir metodolojiyle ilerliyoruz. Şu ara step'te migration execution adımında iterasyon, biraz önce bahsettiğim use case iterasyonlarının her birinde adımlarımızı işleterek aslında validasyona kadar gidiyoruz ve optimizasyonlarımızı da, yani yeni ortamda bunlar nasıl optimum çalışacak, bunların optimizasyonlarını da yaparak bitirmeye çalışıyoruz. En altta change management and learning dediğimiz kısımda ise en önemli farklardan birisi bizim on-prem'de aslında bir değişiklik yönetim stratejisi izliyor olabiliriz veya direkt manuel süreçlerle bu değişikliği yönetiyor olabiliriz. Ama cloud dünyada bizim elimizde artık çok güçlü bir DevOps pipeline'ı da diyebilirsiniz, CI/CD pipeline'ı da diyebilirsiniz. Otomasyonu yapmak çok daha rahat bir ortam. Ve buranın faydalarını kullanarak biz aslında süreçlerimizi mümkün mertebe otomatize etmeye çalışıyoruz ki kişiden bağımsız süreç devam edebilsin ve structure bir halde olsun. Ve bunlarla alakalı eğitimleri, ekiplerin eğitimlerini de devam ettiriyoruz proje
sürecinde. Projenin içerisinde farklı birçok paydaş var ve bu paydaşların rollerini çok net tanımlamamız gerekiyor. Yani projenin ana sponsoru kim olacak? Çünkü sponsorunu koymadığımız bir proje otomatikmen zorluk yaşandığı noktalarda çözümsüzlüğe doğru gidebiliyor ve bunun sponsorluğunu çok net koymamız gerekiyor aslında Strico tarafında. GCP tarafında hem Komtaş olarak hem GCP Türkiye olarak bu tarz programlarda üst seviyede tüm sistemin architecture'ını manage edecek aslında arkitekler esayen ediyoruz ve onların liderliğinde bunu götürmeye çalışıyoruz. Ve aşağıya doğru indiğimiz zaman aslında proje ekiplerine doğru geçen bir yapıda tüm süreci en optimum şekilde yönetmeye ve başarıyla tamamlamaya çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken GCP yani Google Cloud Platform bize farklı alanlarda accelerator dediğimiz aslında yapacağımız işi çok daha hızlı yapabilmemiz için bir takım araçlar sunuyor. Bunların kimisi tamamen GCP tarafından üretilmiş ve sadece GCP içerisinde kullanılabilen çözümler. Kimisi third party firmaların GCP ile partnerliği üzerinden bizim kullanabileceğimiz çözümler. Kimisi de GCP'nin üretip open source yaptığı ki bu çözümleri şu anda on-prem sistemlerinizde de kullanabilirsiniz. Bir takım bizim aslında bu tarz dönüşümleri daha hızlı yapabilmemiz için araçlar sunuyor GCP. Ve open source dünyada da çok kuvvetli olduğu için bu tarz şeyleri mümkün mertebe open source olarak sunmaya çalışıyor temelde GCP. Bunlardan ilki migration tarafında sunduğu accelerator'lar. Governance sürecinin tasarımı tamamen tailor-made bir süreç olduğu için burada profesyonel servisler kapsamında aslında bizim bu işi nasıl yapabileceğimizi hem bize öğretti hem de bu işin yapılmasını sağlayan ekip destekleri sunabiliyor. BigQuery data transfer servisi aracılığıyla aslında mevcut sisteminizden target sisteme migration'ı otomatik bir şekilde kurgulayabileceğiniz şema migration'ına kadar yapıları ücretsiz olarak sağlıyor. BigQuery SQL translation araçlarıyla mevcut sisteminizdeki SQL scriptlerinizi target sisteme convert ediyor. Burada bir tırnak açacağım. Yani buradaki düşünceniz kesinlikle şu olmasın. Ya ben tüm scriptlerimi otomatik bir şekilde convert edeceğim. Böyle bir sistemi kurgulamak çok zorlu bir şey. Çünkü çok fazla variable var. Eminim query'leriniz içerisinde çok fazla custom UDF'leriniz olabilir. Hepsini convert etmek mümkün değil ama biz zaten projede bunları convert etmeyi amaçlıyoruz. Yani her şeyi tek bir tıkla bir tool dönüştürmeyecek ama bizim işimizi hızlandıracak temelde buradaki yapılar. Ve verify and validation kısmında da iki sistem arasındaki verimizi biz nasıl valide edeceğiz? Çünkü biri on-prem'de ve diğeri BigQuery'de. Bu iki sistemdeki verileri row count'ları olsun farklı doneler üzerinden bizim test ediyor ve en azından unit testlerimizi yapıyor olmamız lazım. Bunlar için migration step'inde bize accelerator'lar sunuyor. Biraz önce bahsettiğim aslında migration kısmında sync yapabilen, replika yapabilen tool'lar var. Bunların dışında mevcut existing bir ETL pipeline'ınız varsa eğer bu ETL pipeline'larıyla biz dual bir şekilde yani hem şu anki existing yere hem de target BigQuery ortamına ETL ile yapabiliyoruz. Veya mevcut pipeline'larımız BigQuery'ye yönlendirip BigQuery'den on-prem'e geçici bir süre veri beslemesi yapabiliyoruz. Bu sayede aslında en başta söylediğim temel amacımız son kullanıcıya bizim onun günlük yaşantısını etkilemeyecek bir yapı kurmaya çalışıyoruz en temelinde. Validasyon bacağına geçtiğimiz zaman burada şu anda ekranda gördüğünüz aslında GCP'nin open source ettiği bir validator tool. GitHub'da tüm kaynak kodları da var. Sizler de kullanabilirsiniz. Python based bir çözüm. Temelde aslında iki farklı sistem arasındaki veri tutarlılığını kontrol etmeye amaçlayan bir çözüm. Burada bir parantez açmak istiyorum. Özellikle en başta bahsettiğim eğer iki sistemin tek bir yapı gibi davranmasını istiyorsak bu noktalarda veri sanallaştırma çözümlerini geçici bir süre iki sistem aktifken veri sanallaştırma çözümleriyle
son kullanıcıya tekil bir katman sunabiliyoruz. Projemizi tamamlayıp tamamını BigQuery'ye taşıdıktan sonra veri sanallaştırma katmanını ortadan kaldırabiliyoruz veya müşterilerimizden bazıları hala on-prem'deki uzman sistemlerle BigQuery sistemini aynı query içerisinde sorgulamak isteyebiliyor. Bu noktalarda da aslında sanallaştırmalarla son kullanıcınız, bu bir uygulama olabilir, kişiler olabilir, BI tool olabilir, tek bir katmandan tüm sistemi sorgulayabilir hale geliyor. Ve otomatikman aslında uçtan uca tüm sistemi validasyonlarıyla beraber tamamlamış oluyoruz. Ve yeni veri ambarımızı cloud'a geçirme imkanı oluyor. Ben çok üst seviye hızlıca anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.